canımız sağ olsun diyoruz. Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında verdiğimiz mücadeleyle sergilediğimiz oyunla herkesin övgüsünü kazandık. Çok genç bir takımız ve daha uzun yıllar bu takım uluslararası turnuvalarda kora kor mücadele edecek. En yakın hedef 2026 Dünya Şampiyonası. Amililerin mücadelesine, azmine dünyanın her yerinden Türkler ortaktı dün gece. Maça gidemeyenler karşılaşmayı meydanlara kurulan dev ekranlardan takip etti. Berlin, İstanbul, Ankara, İzmir. Her yer kırmızı beyaza boyandı. Bugün de yeneceğimize inanıyoruz. Stada doğru gidiyoruz. Coşku ve heyecan hat safhada, dualar ay yıldızlılarlaydı. İşte coşkuyu gören Almanlar da evlerinin balkonlarına, pencerelerine çıktı ve şu anda otobüstekileri, çevredekileri selamlıyorlar. A milli takımımız çeyrek finalde Hollanda karşısında ter döktü, inandı, mücadele etti ama Berlin'den mağlup ayrıldı Türkiye. Taraftarların coşkusu yerini hüzne bıraktı. Maalesef şu an üzgünüz ama çok güzel oynadılar. Olsun, biz her şekilde hepsinin yanındayız. Hedef yarı finalde ancak olmadı. Rakibimiz Hollanda, Berlin Olimpiyat Stadı'nda 1-0 öne geçtiğimiz maçta bizi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve şu anda sokaklarda Hollanda'nın taraftarların sevinç gösterisi var. Taraftarlarımız ise yavaş yavaş sokakları terk etmeye başladı. Vallahi çok perişan olduk. Çabaladık. Ne olursa olsun biz her zaman kazanıyoruz. İlla sahada kazanmak zorunda değil. İnsanların gönlünü kazandık. Her şekilde bayrağımızın yanındayız. Maça gidemeyen Berlin'deki Türkler karşılaşmayı dev ekranlardan takip etti. İstanbul'da ise en çok taraftarın toplandığı yer Beşiktaş Tüpraş Stadyumu oldu. Binlerce kişi stada akın etti. Millilerin ilk yarıda attığı gol statta coşkuyla kutlandı. Fatih'teki 7 kule hisarı vardı, sağ ayağıyla bu kez uzattı. Kadıköy sahili ve Bakırköy, dev ekranların önünde binlerin maç heyecanı yaşadığı diğer noktalardı. Türkiye-Avusturya maçında Bakırköy'den geçerken Marmara'yı durdurup heyecana ortak olan makinist, Hollanda maçında da oradaydı. Bir süre maçı izleyen makinist, taraftara korna çalarak destek verip yoluna devam etti. 90 dakika boyunca nefesler tutuldu, Türkiye tek yürek oldu. Başkent Ankara'da, İzmir Kordon'da, Adana Seyhan'da binlerce insan A millilerle birlikte ter döktü. Heyecan düğün salonlarına dahi taşındı. Burası Tokat. Maçı çok izlemek istiyordum. Ondan dolayı böyle bir yansıtma kararı aldım. Bursa'daki bir düğünde de benzer manzara vardı. Salonlardaki barkovizyonlarda gelin ve damadın fotoğrafları yerine maç yayını vardı.